Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhaba. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Haneleriniz huzurla dolsun. Rabbim kazançlarınızı bol ve bereketli kılsın. Sevgili peygamberimiz bir gün şöyle buyurdular. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren, onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabasını koruyup gözeten kişi, kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman dahi onlara iyilik etmeye devam edendir. İyilik elbette İslam dininin tüm Müslümanlara emri. Varoluş gayemiz iyilik yapmak, iyiliği yaygınlaştırmak. İyilik etmenin başlıca üç çeşidi vardır. Birincisi iyiliğe iyiliktir. Yapılan bir iyiliğe en azından teşekkür etmek, insanın en tabii görevidir. Bundan daha değerlisi, iyiliğe benzeri bir iyilikle karşılık vermektir. İkincisi, karşılık beklemeden iyilik etmektir. Böyle yapanlar, birinci basamaktakilerden daha üstün durumdadırlar. Üçüncüsü de, kötülük edene iyilik etmektir. İyiliklerin en değerlisi de budur. Çünkü, iyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır. Her kişinin kârı olduğu için de, kötülük edene iyilik edenler pek azdır. Allah'ın elçisi bu hadis-i şerifte, akrabalık bağlarına değer vermeyen kimselerle ilgiyi büsbütün kesmemeyi tavsiye eder. Böyle bir akrabanın kötülüğüne iyilikle, kabalığına incelikle, hayırsızlığına hayırlı ve faydalı olmakla cevap vermek gerektiğini belirtmişlerdir. Aramızda akrabalık bağları bulunmayan kimselerin iyiliğine iyilikle karşılık vermek bir insanlık görevidir. Akrabamızın yaptığı iyiliğe yine aynı şekilde bir iyilikle karşılık vermenin hiçbir ayrıcalığı ve üstün yanı yoktur. Akraba olmanın gereği onlara daha iyi davranmak, iyiliklerine fazlasıyla karşılık vermektir. Onlar bizim nezaketimize, kabalıkla, candan davranışımıza, ilgisizlikle cevap verseler bile, akrabalık bağını koparmamaya gayret göstermeliyiz. Peygamber Efendimizin bizden istediği de budur. Kabalıklara aynı davranışla cevap verenler, kaba dedikleri kimselerden farklı olmadıklarını ortaya koymuş, göstermiş olurlar. Oysa Yüce Allah bu gibi durumlarda bizden farklı davranış beklediğini belirtmektedir. Fussilet suresinin 34. ayet-i kerimesiyle. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel davranışla önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse candan bir dost gibi olur. Sevgili Peygamberimiz Ukbe bin Amir'e bazı ahlaki esasları, güzellikleri tavsiye etmişti. Bunlardan bazılarında Allah Resulü iyi insanın özelliklerini dile getirmişti. Ey Ukbe! Seninle ilgisini kesenden sen ilgini kesme. Sana vermeyene sen ver. Sana kötülük edeni bağışla. Müslüman yaptığı her işte Yüce Allah'ın rızasını ön plana alır. Kimseden bir karşılık beklemez. Akrabasına iyi davranır, onlara faydalı olmaya çalışır. Akrabanın iyiliğine aynen karşılık vermek yeterli değildir. İnsan akrabasından gördüğü iyiliğe onun fazlasıyla karşılık vermelidir. Hazreti Ayşe validemiz aktarır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Akrabalık bağı arş-ı âlâya tutunarak şöyle demiştir. Beni koruyup gözeteni Allah koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden Allah rahmetini kessin. Bütün varlıklar yaratılınca akrabalık bağı dediğimiz
Rahim, Yüce Allah'ın huzurunda kalkmış, onun ilgisini ve merhametini çekmek için Arş-ı Âlâ'ya sarılıp dilekte bulunmuştur. Akrabalık bağının istediği şey, kendisine değer veren, yani akrabalarıyla ilgisini devam ettiren kimseleri Yüce Allah'ın koruyup gözetmesini, yardımını ve merhametini onlardan eksik eylememesini, yakınlarıyla ilgisini kesen kimselerden sevgi ve merhametini kesmesidir. Yüce Allah, Rahim'in bu niyazını kabul etmiş ve ona, "Ey akrabalık bağı, seni gözeten kişiyi gözetirim, seninle ilgiyi kesenden ben de ilgimi keserim," buyurmuştur. Yüce Rabbimiz, mülkün sahibi, kainatın maliki, insanları dar çerçevede akrabalar ve hısımlar, geniş anlamda milletler ve kabileler halinde yaratmıştır. Yüce Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Yaptığı her işte sayısız hikmetler vardır. Herkesin bu hikmete saygı duyması, onun önünde eğilmesi gereklidir. Rahmin Yüce Allah'ın huzurunda arşa tutunup Allah'tan niyazda bulunması, ister mecazi ister hakiki bir anlatım olsun, bizi ilgilendirmesi gereken husus, Yüce Allah'ın akrabalık bağına böylesine büyük bir önem vermiş olmasıdır. Bize düşen akrabalarımızı sormak, gönüllerini almak, kendilerini unutmadığımızı söylemektir. Bugünün görüşüp konuşma araçları eskiye göre daha da kolaylaşmıştır. Telefon bu iletişim araçlarından birisidir. Dolayısıyla zaman zaman akrabalarımızın sesini duymamız ve onlara duyduğumuz sevgiyi bütün sıcaklığıyla aynı anda aktarmamız mümkündür. Böylesine kolaylıklar varken uzağı yakın eden görüşüp konuşma imkanları elimizin altında dururken akrabalık bağını Yüce Allah'ın bizden istediği şekilde canlı tutmamız elbette kolaydır. Varlıklı kişilerin sıla-i rahmi yani yakınlarıyla ilgiyi devam ettirmesi başka türlü de olmalıdır. Varlıklı olan kimseler Yüce Allah'ın kendilerine verdiği imkanlardan yakınlarını da faydalandırmalıdır. Yardıma muhtaç, yakınlarına maddi yardımda bulunmaları, işlerini takip etmek gerekiyorsa onlar namına çalışmaları, problemlerini çözmeye ve sıkıntılarını gidermeye çalışmaları icap eder. Müslüman akrabalarını ziyaret eder, onların gönüllerini alır. Eğer yardıma muhtaç varsa işlerinde, onlara maddi manevi yardımını esirgemez. Müslüman akrabalarıyla ilişkisini devam ettiren kişidir. Akrabasını unutanların, sıla-i rahmi ihmal edenlerin, ilahi rahmet ve merhametten mahrum kalacakları unutulmamalıdır. Allah ondan razı olsun. Esma anlatıyor. İslamiyet'i kabul etmemiş olan annem, Resulullah zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'ın görüşünü almak için annem beni özleyip gelmiş. Ona ikramda bulunabilir miyim diye sordum. Allah'ın elçisi de evet annene iyi davran buyurdular. Hazreti Esma'nın annesinin kim olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Onun İslamiyet'i kabul edip etmediği de belli değildir. Müslümanlarla Mekkelilerin birbirleriyle savaşmamak üzere Hudeybiye'de anlaşma yapmalarından sonra kızını ziyarete geldiği rivayet edilmektedir. Hazreti Ebubekir'in cahiliye döneminde boşandığı da söylenen bu kadın İslamiyet'i kabul etmediği gibi bazı rivayetlerden anlaşıldığına göre bu din hakkında iyi düşüncelere sahip değildi. Belki de maddi sıkıntıya düştüğü bir zamanda hem kızını hem de onun yardımını görmek amacıyla yanına gelmişti. Hazreti Esma, annesi de olsa bir müşrikeyi evine alıp almayacağını, ona yardım edip etmeyeceğini bilemiyordu. Bütün sahabiler gibi o da bilmediği hususta kendi başına hüküm vermek istemediği gibi kalktı, Allah Resulü'nün evine geldi ve problemini ona arz etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Esma'ya annesi müşrik de olsa
onu evine kabul etmesini, iyilik ve ikramda bulunmasını söyledi. Rabbimiz, biz insana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Özellikle de annesi nice sıkıntılara katlanıp onu karnında taşımış, emzirmesi de 2 yıl sürmüştür. İşte bu sebeple bana anne ve babana şükret diye tavsiye ettik buyurmuştur Lokman suresi 14. ayetinde. Ayet-i kerimenin devamında Müslüman olmayan anne ve babaya ancak Allah'ı inkar etmek için zorladıkları takdirde itaat edilmemesi emredilmekte, hemen peşinden de onlarla dünyada iyi geçin buyurulmaktadır. Demek ki anne ve baba hangi dinden olursa olsun Müslüman bir evladın görevi onlara saygıda kusur etmemek, aynı zamanda kendilerine iyilik ve ikramda bulunmaktır. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.